Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden merhabalar. Ben Fuat Kahraman. Gündemin getirdikleriyle karşınızdayız. Yaklaşık 15 dakikalık bir haber kuşağına çıkacağız. Hem siyaset hem de ekonomi gündeminden önemli başlıklarımız var. Daha sonrasında çarpıcı görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. Gündemin getirdikleri başlıklarla başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği uluslararası koalisyon, Suriye'den planlı çekilme sürecinin başladığını ilan etti. Suriye'deki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Sean Ryan, Suriye'den gönüllü olarak çekilme sürecinin başladığını duyurdu. Ancak Suriye'den çekilme takvimi, yeri ya da askerlerin hareketliliğiyle ilgili bilgi paylaşımında bulunulmayacak. Ryan, operasyonun güvenliği nedeniyle çekilme takvimi, yeri ve askerlerin hareketliliği ile ilgili bilgi paylaşımı yapılmayacak dedi. Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan da benzer bir açıklama gelmişti. Pentagon'dan bir yetkili, ABD ordusunun Suriye'deki ekipmanlarından bazılarını çekmeye başladığını açıklamıştı. Pentagon'da güvenlik gerekçesiyle çekilen ekipmanın ne olduğu ya da hangi bölgelerden nakledildiğine dair bilgi vermemişti. Amerikan CNN televizyonu da Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un çekilme operasyonunda kullanılacak gemi ve uçakların belirlendiğini duyurmuştu. İkinci başlığımız yine aslında Suriye'deki hareketlilikle ilgili önemli bir haber. Fırat'ın doğusuna harekat hazırlıkları devam ederken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye sınırındaydı bugün. İlk mesajı hem masada varız hem de arazide oldu. Hazırlıkların ve planlamaların yapıldığını belirten Akar, buradaki teröristler de bir şekilde o kazdıkları çukurlara, kazdıkları hendeklere gömülecektir diye konuştu. Sınırdaki birliklerde incelemelerde bulundu. Milli Savunma Bakanı kendisine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da eşlik etti. Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda aralarında özel kuvvetler ve komando tugaylarının da bulunduğu birlik komutanlarıyla bir araya gelen Akar, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Talimatlar verdi, Tugay'daki askerlere hitap etti. Burada da Milli Savunma Bakanı, hedefimizde sadece teröristler var dedi. Et ve tırnak gibi olduğumuz Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuzun olmadığını herkes biliyor. Akıl sahibi olan herkes biliyor ifadelerini kullandı. Diğer başlığımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarına bakacağız. Seçim sonuçlarını çantada keklik gören anlayışın AK Parti'de yeri yok. Bu ayın sonunda seçim manifestosunu açıklamaya hazırlanan AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teşkilatlarını böyle uyardı. Eğer benim istediğim olursa eyvallah, benim istediğim olmazsa yallah derseniz kusura bakmayın bu AK Partili değildir dedi. Erdoğan kimsenin AK Parti'ye oy borcu yoktur mesajını da verdi. Gündeminde seçmen kütükleriyle ilgili iddialar da vardı. Araştırma yaptırdığını belirtti, sonucu paylaştı. İlçe değiştiren 1,5 milyona yakın seçmenin bulunduğunu, bunların 222 binden fazlasının AK Parti üyesi olduğunu ve bu vatandaşları yakın markacı alacaklarını söyledi. Buradan taşınalım, kaydı taşıyalım da muhtarlığı alalım gibi bir yanlışın içerisine kesinlikle kimse girmemelidir dedi. Seçim kampanyası boyunca vatandaşlara bez torba ve file dağıtacaklarını söyledi. Kim çevreci, millet görecek diye konuştu. Diğer başlığımız elbette olumsuz hava koşulları. Türkiye'nin batısı şiddetli fırtına ve sağanak yağışa, doğusu da kara mahkum oldu. Marmara'da Dodos, Ege'de şiddetli fırtına etkisini gösterdi. Tekirdağ kıyılarında dalgaların boyu 6 metreyi geçti. Aydın'ın Didim ilçesinde dalgalar sahildeki iş yerlerine kadar ulaştı. İzmir'de Tire-Belevi Karayolu sel nedeniyle trafiğe kapandı. Gördüğünüz görsel orada çekilen bir fotoğraf karesi. Kentte gece yarısından sonra başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Antalya'nın Serik ilçesinde 4 mahalleyi birbirine bağlayan yolda sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan anında karayolunda şans eseri araç bulunmaması olası bir faciayı önledi. Rize, Ordu, Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de soğuk havayla kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. İkizdere 6, Çamlıhemşin'de 2 ve Çayeli'nde 5 olmak üzere 13 köy yolu ulaşıma kapandı. Doğu Anadolu bölgesi ise dondurucu soğuklarla mücadele ediyor. Şu an görmüş olduğunuz görselde
o dondurucu soğuklar nedeniyle yakıtı donan araçlarını çalıştırmak için vatandaşların girdiği bir çabanın göstergesi. Araçlarının altında ateş yakarak o donan yakıtın donunun çözmesi için uğraşıyorlar. Kars'ta termometreler -28'i gösterdi. Soğuktan iş yerlerinin camı buz tuttu. Dediğimiz gibi motorları donan araçlar çalışmadı. Ağrı'da da termometreler sıfırın altında 24 dereceyi gösterdi. Bir diğer başlığımız ekonomi cephesinden önemli bir haber. Köprü geçiş ihlali cezalarında iade süreci başladı. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Twitter hesabından yaptı açıklamayı. Bakan Albayrak, iade için 28 Şubat'a kadar en yakın vergi dairesine başvurulmasının yeterli olduğunu belirtti. Albayrak'ın paylaştığı görselde başvuru dilekçesinin nasıl hazırlanacağının ayrıntıları yer aldı. 2016 yılında alınan UKOME kararıyla kamyonet, minibüs, panelvan tipi ikinci sınıf araçların Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişi yasaklanmıştı. Bu araçlar köprülerden yalnızca Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanabiliyordu. Durumdan haberdar olmayan yüzlerce sürücü iş nedeniyle köprüyü kullanmaya devam etmiş, cezalar tam 2 yıl sonra gelmeye başlamıştı. 600 bin lirayı bulan cezalara çarptırılan nakliyeciler eylem yapmış, bunun üzerine cezaları affedilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün 2 Ocak'ta aldığı kararla ikinci sınıf araçlar artık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanabiliyor. Twitter gündemiyle devam ediyoruz. Sosyal medya gündeminde sevgili izleyenler, az önce bahsetmiş olduğumuz haberlerin ciddi bir kısmı vardı. Öyle ki Bakan Albayrak'ın açıklaması sosyal medyada çokça konuşuluyor. Köprü geçiş ihlalleriyle ilgili cezaların geri ödendiğine dair haber sosyal medyada yine üst sıralarda yer buldu. Bakan Albayrak ifadesini sosyal medyada görmemizin en büyük nedeni bu. En üstte ise Tank Palet Türkiye'dir hashtag ile bir başlık var. Bildiğiniz gibi tank palet fabrikasının özelleştirilmesi gündemde. Daha önce de sosyal medya kullanıcıları bu karara bir tepkide bulunmuşlardı. Benzer bir hashtag çalışması vardı, kampanya vardı sosyal medya üzerinden. Bugün de Tank Palet Türkiye'dir başlığıyla sosyal medyada konuya ilişkin tepkilerini dile getiriyorlar. Madem savunma sanayinde bir millileşme hamlesi var, neden tank palet fabrikası özelleştiriliyor şeklinde bir tepkileri var sosyal medya kullanıcılarının ciddi bir kısmının. Oyuncu Deniz Çakır, geçtiğimiz günlerde medyaya düşen de bir haber vardı sevgili izleyenler. Oyuncu Deniz Çakır'ın 7 başörtülü kadına hakaret ettiği iddia edilmişti. Konu yargıya taşındı. Deniz Çakır bugün ifade verdi. Çıktığında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahsedildiği gibi iddiaların doğru olmadığını söyledi. Kendisini savundu ve bırakın başörtülü kişilere hakaret etmeyi, kendisinin bir oyuncu olarak onları hiçbir zaman toplumda ayırmadığını, öyle ki başörtülü birçok da hayranının olduğunu söyledi. Suçlamalara yanıt verdi. Aynı şekilde Deniz Çakır'a bir suçlamada bulunup bulunulmayacağı da soruldu. Fakat Deniz Çakır'ın avukatı toplumda bir gerginliğe, ayrışmaya sebebiyet vermemek için herhangi bir suçlamada bulunmayacaklarını ifade ettiler. Bakalım bu konu yargıda nasıl çözüme kavuşacak? Gündemin getirdikleri devam ediyor. Bugün pek çok FETÖ operasyonu var. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik Adana ve İstanbul merkezli iki ayrı operasyon başlatıldı. 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik ankesörlü telefonla örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurduğu iddia edilen 42'si muvazzaf albay, yarbay, yüzbaşı ve binbaşı rütbesindeki 52 asker hakkında gözaltı kararı verildi. 20 ilde başlatılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde aramalar yapıldı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen bazı şüpheliler emniyete götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ise 6 muvazzaf askerle askeri okuldan ilişiği kesilen 44 öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca şüpheliler hakkında savcılığın talebi üzerine arama ve el koyma kararı da alındı. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri
İstanbul merkezli 16 ilde operasyon başlattı. FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında bir operasyon da Bursa'da başlatıldı. Bursa merkezli 18 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 12'si muvazzaf, 18 şüpheli gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri içine yerleştirilmiş FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik terörle mücadele ekiplerince çalışma yapıldı. Örgütün mahrem yapı iletişim sistemi olan büfe telefonlarından mahrem imamlarca ardışık ve periyodik olarak arandıkları tespit edilen 15'i muvazzaf 22 şüphelinin yakalanması için Bursa, Kayseri, Erzurum, Bingöl, Hatay, Tekirdağ, Van, Batman, Çorum, Yalova, Trabzon, İstanbul, Ankara, Şırnak, Kocaeli, Isparta, Hakkari ve Bartın'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 12'si muvazzaf, 18 zanlı gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bursa'da kapatılan Orhan Gazi Üniversitesi'ne bağış adı altında fon sağladıkları iddiasıyla yakalanan 14 iş adamının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 iş adamı gözaltına alınmıştı. Zanlılar sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 17-25 Aralık sürecinden sonra örgüte ait olduğu gerekçesiyle kapatılan Bursa Orhan Gazi Üniversitesi'ne bağış adı altında fon sağladıkları öne sürülüyor. Bursa'da Altı Parmak Caddesi'ndeki tarihi balıkçı binası alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek ve diğer iş yerlerine sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf etti. Tarihi ahşap binada büyük maddi hasar var. Abi acele edin abi! Bursa kent merkezini alevler aydınlattı. Osman Gazi ilçesi Altı Parmak Caddesi'nde balıkçı olarak hizmet veren tarihi ahşap binada yangın çıktı. Bak çabuk çabuk gelsinler abi. Alevler hızla büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri caddeyi bir süre trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri yangının diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Alevler kontrol altına alındı ama tarihi ahşap bina büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi. Çorba içiyorduk, bir duman çıktı buradan. Yani 15-20 dakika oldu. Bir anda zaten eski bina olduğu için bir anda her tarafı kapladı. İtfaiye polisi aradı işte. Yangının ışıklı tabelada yağmurun etkisiyle oluşan kıvılcımdan kaynaklandığı öne sürülürken ekipler yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Kocaeli'de bir motosiklet yol temizleme aracına çarptı. Kazada kask takmayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken kaskını verdiği nişanlısı kazadan kurtuldu. Kaza İzmit Körfez Mahallesi D100 Kuzey yan yol üzerinde meydana geldi. 31 yaşındaki Uğur Türk Yılmaz kontrolündeki motosiklet yolda çalışma yapan yol temizleme aracını arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kask takmayan motosiklet sürücüsü Türk Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün kaskını verdiği 26 yaşındaki nişanlısı Serpil Ateş ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İstanbul'da makas atarken iki aracın arasından geçmeye çalışan sürücünün kullandığı otomobil ters dönerek devrildi. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. Kaza Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde meydana geldi. Hem kendi canını hem diğer sürücülerin canını hiçe sayan trafik magandası makas atarak köprüde ilerledi. Bir kamyonetle bir otomobilin arasından geçmek istediği sırada ise sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil bir başka otomobile çarparak takla attı. Ters dönen otomobil bir süre sürüklendikten sonra durabildi.
Sürücü sürünerek kendi imkanlarıyla camdan dışarı çıktı. Şans eseri burnu bile kanamadan kurtulan sürücü, koşarak aracının yanından uzaklaşırken o anlar arkadan gelen bir otomobildeki kameraya saniye saniye yansıdı. Sürücüye 1002 lira para cezası kesildiği belirtildi. Programımızın sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.